Evet arkadaşlar, Blues Gitar serisinin 3. videosu olan Erhan'da bu videoya hoş geldiniz. Şimdi bu videoda biz neler yapacağız? Bu videomuzda hammer-on pull-off teknikleri, yani halk müziğinde çarpma, çekme diyor. Ben de çekiç ve pıttırtlama tekniği diyorum. Mesela çekiçleme tekniği şudur. Var ya mesela Nothing Else Matters şarkısında vardır. Arkadaşlarımız bunu bilemediği için biraz zorlanırlar. Bakın geliyor. Buradaki kısım da şu. Burada hammer-on, hammer-on, pull-off, slide, hammer-on, pull-off, işte bu kısımları. Onun için elektro gitar tekniklerini bilirseniz bu şarkıları kolaylıkla çalarsınız arkadaşlar. Video şu şekilde geçiyor. İlk önce teknikleri anlatıyorum. Bir videomuzda iki tane tekniğimiz var. İşte hammer-on pull-off, yani çarpma, çekme ya da çekişleme, benim dediğim pırttırtma tekniği. Oh, kolumu çarptım. Pırttırtma tekniği göstereceğim birazdan. İlk önce anlatıyoruz. Şöyledir, böyledir. Bak böyle yap, şöyle yap falan. Sonra normal tempoda bu videoda 3 çalışmamız var. 3 çalışmamızı çalacağım. Sonra bu çalışmaları yavaş tempoda çalacağım. Tabii ki bunları metronomla yapacağım. Şurada gördüğünüz metronomla. Dolayısıyla da bu videoları çalışırken ilk önce anlatımı izleyin. Sonra yavaş tempodan başlayıp normal tempoya kadar hızlanırsınız. Tabii ki benimle beraber çalışın. Ben de sizinle etüdü yapıyor olacağım. Dolayısıyla da bu videoyu sadece bir defa izleyip kendi kendinize evde çalışmayın. Açın videoyu arkadaşlar. Metronomla beraber tık tak db db bu şekilde çalışırsanız en hızlı ilerleme metodu budur. Hadi bakalım. Arkadaşlar birinci videoda pentatonik gam görmüştük. Pentatonik gam neydi? Hemen şöyle bir çalalım. Evet, bu pentatonik gam üstünde çalışmalarımızı yapıyoruz. Hammer-on. Hammer-on nedir? Hammer-on ya da çekiçleme. Hammer çekiç demek ya. Hammer. Şudur arkadaşlar. Birinci parmağımızı 5. perdeye koyuyoruz. Alttan 3. tel. Bunu çalıyoruz ve 3. parmağımızın parmak ucu böyle çekiç gibi vuruyor. Doink diye vuruyor. Aynen. Şimdi birinci çalışmamız şu arkadaşlar. Üstten 3. telden başlıyoruz. Unutmayın, la minör pentatonik gamda çalıyoruz. Minör pentatonik bu gamda çalıyoruz. Üstten 3. telden 5. perdede çalıyoruz. Sonra bir alt tele geçiyoruz. Bir kez daha yapıyoruz. Evet. Şimdi buraya kadar yapalım. Çalışmanın devamı şöyle. Bir alt tele geçiyoruz. Çalışma bu. Şimdi baştan ben çalayım bir çalışmayı size, ondan sonra anlatayım. Alt tele geçiyoruz. Çalışma bu. Hadi metronomla çalalım. Son, iki, üç ve... Son 2.
Bravo. Yes. Şimdi yavaş metronomla çalalım. Metronom yine aynı ama vuruş sayısı yavaşlayacak. 2, 3 ve... Unutmayın parmak ucuyla. Hem de anlatayım bu arada. Arkadaşlar parmağımızın ucuyla vurmasak gibi böyle yapamayız ve şunu da yapamaz mesela. Hiç bu eli kullanmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi hem oran pluslar manyak işler. Yavaş yapıyorum. 3 ve parmak ucuyla benimle beraber çalın arkadaşlar. Penayı üst ya da alt çalmanızı fark etmez. Ucu gelsin. İlk önce böyle yapınca şöyle gibi falan gelecek. Parmak ucu. Çekiç gibi. Bravo. Şimdi pull-off tekniğimize geliyoruz. Yani pırtırtma. Nasıl yapıyoruz bunu? Arkadaşlar yine la minor pentatonik gamdayız. Bu gamdayız. Bu sefer 3. parmağımızla 7'ye basıyoruz. Üstten 3. tel. Mi, la, re. Tellerin notaların isimlerini öğrenelim arkadaşlar. 3. teldeyiz. Re teli yani. Üstten 3. tel, re teli 3. parmak. Bu sefer çalıyoruz, pırttırıyoruz. Bunu yanlış yaparsak böyle ses çıkar. İlk başta böyle çıkacak. Bu normal bir şey arkadaşlar. Yine parmak ucu kesinlikle ve kesinlikle. 1. parmağa da basıyoruz. 1. parmak da basılı. Atma. Hammer-on yani. Şimdi ikinci çalışmamızı gösteriyorum. Yine benimle beraber metronomla çalacağımız çalışma şu arkadaşlar. Evet, çalışma bu. Şimdi anlatalım. 4. parmakla en alt teli çalıyoruz. Neden? La minör pentatonik gamdayız çünkü. Evet. 4 lev çalıyoruz. Pıttırıyoruz. Sonra bir üst teli çalıyoruz. Bir kez daha yapıyoruz. Bir üst teli geçtik. Çalışma bu. Hadi metronomla yapalım. Son 2, 3 ve... Son 2. Son kez. Bravo. Şimdi yavaş çalacağım metronomsuz arkadaşlar. Yine benimle beraber çalın. 3 ve. Son kez hemen atlıyoruz.
Bravo. Evet, şimdi üçüncü çalışmamız şu arkadaşlar. Bu biraz daha öyle bluesumsu gelecek artık. Müzik başlıyor. Bir hızlıca çalayım. Güzel değil mi? Anlatıyorum arkadaşlar şu şekilde. En üst teldeyiz. Line, la minor, pentatonik gamdayız ve en üstleri çalıyoruz. Birinci parmak. Hammer 18. Bir alt tel. Sonra normal çalıyoruz. Şöyle oluyor. Burada pena çok önemli değil. Şöyle de çalabilirsiniz. Üst üst üst. Ya da fark etmez. Şimdi buradayız. Hani dedim ya ilk önce bu ilerliyor, sonra bu yetişemiyor, sonra bu ilerliyor, bu yetişemiyor, sonra bu ilerliyor, bu yetişemiyor falan filan filan. Ondan sonra yapıyoruz. Şu anda bu kısımdayız. Birinci kısım bu, iki kısım. Sonra alttan çıkıyoruz. Nasıl? Yine ikinci çalışma gibi. 8 pırtırtma pırtırtma pull off. Burada üstteki tele sesi geleceği için dikkat edin. Burada rolling finger dediğimiz şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Yani birinci parmağımla basıyorum. Bakın. Tek tek bastım. Böyle yapmıyorum. Değil. Birinci parmak orada sabit. Zor gelebilir size ama işte esas elektro gitar teknikleri bunlar arkadaşlar. Yoksa bunu şu şekilde çalmanız size sadece ilerlemenizi yavaşlatacaktır. Bunu bu şekilde çalmanız size hiçbir kazanım sağlamaz. Öyle çalarsanız ki çaldığınızdan nefret edersiniz yani. Bu şöyle değil yani. Birinci parmak atlamayacak. Zaten kesik oluyor. Kesik kesik oluyor bak. Ama öbür türlü daha tatlı değil mi? Aynen. Baştan bir daha yapalım. Bunu yaparken birinci parmağımı üst tele de koyuyorum. Bir daha yapıyorum. Yes. Şimdi üçüncü ve son çalışmayı baştan bir çalıyorum. Bravo. Hadi metronoma çalalım. Son, ki, üç ve. Bu tamamen başlangıç seviyesindeki arkadaşlarımı zorlayacaktır ama biraz ilerideki arkadaşlarımda da kolay gelecektir. Ya bu da ne falan. Yalnız şu rolling finger mevzunu unutmayın arkadaşlar. Bu önemli bir şey. İleride size çok yardımcı olacak.
Şimdi biraz ileri kardeşlerimiz için bunu iki kat hızlı çalalım. Metronomumuz aynı olsun. Hani diğer arkadaşlarımız da görsünler bakalım neye benziyor. Sanki aman Allah. Benimle deneyin. Yapamazsanız önemli değil. İleride zaten yapacaksınız. Hızlanmamak için kendimi zor tutuyorum. Arkadaşlar. Çünkü burada amacımız YouTuber olup böyle işte duvara kafa atalım, bugün de şöyle bir saçmalayalım falan değil. Gerçekten müzik sever ve enstrüman öğrenmeye hevesli arkadaşlarımıza yardımcı olmak. Daha fazla arkadaşımıza doğru bilgiyi aktarmakta onlara yardımcı olalım. Onun için videonun altına lütfen yorumlarınızı bırakın, abone olup paylaşıp like'ları da patlatalım.